Herkese selamlar. Ben Çağatay. Benim yaşadıklarım askerde başladı. O zamana kadar böyle şeyler bilmezdim. Askerde, gece nöbetindeyken uyuklamak üzereydim. Ağırlık çökmüştü. Dayanılacak gibi değildi bu uyku. Ne olduğunu anlayamadan gözlerim kapandı. O anda enseme çok sert bir tokat geldi. Komutan gördü sandım. Ani bir hareketle ayağa fırladım. Ama hiç kimse yoktu. Ne biri var ne de bir ses var. Biri vurup kaçsa zaten kaçarken ayak seslerini duyarım ama öyle bir şey de olmadı. Birkaç arkadaş daha böyle şeyler yaşadı. Ama onların yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. Askerde uyuduğum kısacık zaman dilimine yüzlerce kabus sığdırdım. Hepsi birbirinden korkunç. Bu yüzden akıl sağlığım bozulmaya başlamıştı. Kabus görmekten gerçekle rüyayı karıştırır oldum. Mesela arkadaşımı cin kılığında görüyordum rüyamda. Uyanıp onu gördüğümde bağırmaya başlıyordum. Askerlik zor da olsa bitti. Döndüğümde bunlar düzelir diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadığı gibi daha kötü oldum. Annemlerin haberi yoktu bu yaşadıklarımdan. Telaşlanmamaları için her konuşmamızda iyiyim derdim. Döndüğümde şaşırdılar haliyle. 15 kilo vermiştim çünkü. Annem çok üzüldü. Evdeyken de kabuslar devam etti. Benim çığlık seslerimden annemle babam da uyuyamaz oldu. Bu kabuslardan sonra annem bir Kur'an getirdi odama. Baş ucuma koydu. O Kur'an sayesinde bir süre rahat uyudum. Ama sonra işler değişti. Bir ablam var, evli. Bir de ablamın çocuğu var. 7-8 yaşlarındaydı o zaman. Ben arkadaşlarımla dışarıdaydım. Yeğenimle ablam bize gelmiş. Annem aradı. Ablan burada, erken gel dedi. Ben de yarım saat sonra eve geçtim. Eve geçtiğimde önce odama girdim. Üzerimi değiştirdim. O sırada fark ettim ki Kur'an yerinde yoktu. Anneme sordum. Odamdaki Kur'an'ı neden aldın diye. Ben almadım ki. Bugün odana hiç girmedim dedi. Kim alacak o zaman? Sabah çıkarken yerindeydi dedim. Ablam da yeğenime sordu. Sen mi aldın? Dayının odasına girmiştin, oyun oynamıştın. Aldıysan söyle dedi. Yeğenim birden ağlamaya başladı. Hani sıkıştırmadık, çabuk söyle yerini demedik. Ağlaması için bir sebep yok. Aldım kucağıma. Ağlama dayısının bir tanesi. Kızmadık ki sana dedim. Ben almadım, yerini bilmiyorum dedi. Ağladığı için fazla üstüne gitmedik. Ama Kur'an yoktu, kayıptı. Sonra ablam gidince beni aradı. Kur'an, annelerin yatak odasında, aynalı dolabın arkasındaymış dedi. Tahmin ettiğimiz gibi yeğenim almış. Ama sizce de çok ilginç değil mi? Saklar gibi alıp koyması. Merak etse, açsa baksa veya geri yastığın üzerine bıraksa çok normal ama oradan alıp başka odaya götürmesi ve dolabın arkasına atması çok tuhaftı. Annemlerin odasına gittim. Duvar komple dolap. Kapının açılıp kapanabilmesi için biraz boşluk var sadece. Onun dışında diğer köşeye kadar dolap var ve dolap duvara bitişik, arkasına parmağınız zor sığar. Oradan nasıl gücü yetecek de dolabı çekecek, sonra da aynısı gibi dolabı itecek. Ben bile çekerken, iterken belimin ağrıdığını hissediyordum. Neyse, ablam yarın geleceğim, konuşuruz dedi. Ablam bize çok sık gelmez, 2 haftada bir ancak uğrar. Üst üste geldiği pek olmamıştır. Bu yüzden merak ettim ne anlatacağını. Bu arada Kur'an'ı oradan çıkardım ve başucuma koydum. Ablam ertesi gün geldi. Yeğenimi babaannesine bırakmış. Yalnızdı. Telefonda anlatamadım. Çocuğu dün korkutmuşlar dedi. Kim korkutmuş dedim. Ablamın tüylerinin diken diken olduğunu fark ettim. Senin odana girdiğinde bir adam görmüş. O adam ona Kur'an'ı oradan al çabuk demiş. Yatak odasındaki dolabın arkasına attırmışlar. Dolabın oraya Kur'an'ı attığında dolap kendiliğinden geriye doğru çekilmiş ve düzelmiş. Biz sorduğumuzda da aynı adamı görmüş. O adam ona sakın söyleme demiş. Abla ne diyorsun sen? Ne adamı dedim. Aslında ne olduğunu anladım. Ama kolay kabullenilecek bir şey değil. Ablam biz bir hocaya gidelim. Çocuğa açıklama yapacağım diye göbeğim çatladı. Dün sabaha kadar sayıkladı. Yatağını da ıslattı. Bu çocuk bu kadar korkmuş işte dedi. Abla seninle hiç konuşamadık ama ben askerde yaşamaya başladım bunları. Askerden dönünce de devam etti.
Ben de bir hoca bulmak istiyorum. Ben de korkuyorum dedim. Ablam bana sarıldı. İki kardeş ağladık biraz. Tanıdık hoca yoktu. Ablam da, annem de araştıracaktı. Bulmak bir ayımızı aldı. Şöyle söyleyeyim, o kadar çok hoca var ki ama çoğu yalancı. Hiçbiri güven vermedi. Hocalık eskisinden mühim mertebeymiş. Şimdi fal bakan bile kendisine hocayım diyor. Bir ay boyunca gerçeğini sahtesinden ayırmaya çalıştık. Bir ay sanki 10 sene gibi geçti. Ne gündüz rahat var ne gece. Geceleri beni alıp götürüyorlardı. Gözümü açtığımda rüya görmüş gibi oluyordum. Ama rüya değildi. Beni çok uzun yürüttüler. Bir keresinde ayağımda ayakkabım yoktu. Yataktaki halimle götürdüler. Ayağıma batan taşlar, dikenler, hepsinin acısından ağlıyorum ve tek diyebildiğim "Beni nereye götürüyorsunuz?" oluyordu. Sabaha kadar oradan oraya yürüttüler ve uyandığımda topuklarım yürümekten çatlamıştı. Bilmiyorum, onların aleminde miydim yoksa başka bir yerde miydim? Bir gecede yine beni götürmüşlerdi. İki kolumda da biri var ve beni sürüklüyorlar sanki. Çünkü gitmek istemiyorum, direnmeye çalıştığımı hatırlıyorum. "Beni nereye götürüyorsunuz?" dedim. Gözlerim yarı açık, zorluyorum. Etrafı görebilmek için ama sarhoş gibiyim. Beni bir evin önüne getirdiler. Kapıyı bir kadın açtı. Beni getirenlere endişeli bir şekilde şunu sordu. "Gören oldu mu?" "Olmadı," dediler. "Çabuk getirin içeri o zaman," dedi. İçeri soktular. İçeride şömineye benzer bir şey var ama içinde ateş yerine sadece duman var. O duman o kadar hareketli ki ocakta kaynayan bir sıvının buharı gibi fokurduyor sanki. Sonra onlar çıktı odadan ve dünya güzeli bir kız girdi. Üstünde beyaz bir elbise, yüzü normal, elleri kolları normal fakat ayakları mosmor. Ölü ayakları gibi. Bunu görünce korkup geri çekildim. "Korkma, ben artık senin karınım," dedi. "Ben evli değilim, benim karım olamazsın," diyorum. Ama halim yok, yere kapaklanmak üzereyim. Bir gözümde o dumanda, dumana baktığımı fark etti. "O bebeğimiz olacak," dedi. Aklıma dua okumak geldi. Yarım yamalak hatırladığım kadarıyla okudum. Okudukça bana güç geldi. O bitkin halim geçti. Dimdik durdum. Gözlerim de açıktı artık. Okumaya devam ettim. Ben okuyunca kız odadan kaçtı. Ben de odadan çıktım. Evden çıktım. Daha önce görmediğim bir yerdeydim. Ve kimse kalmamış orada. Sadece ben varım. Öyle ilginç ki. Bu rüya değil diyorum. Eminim. Kollarımı sıkıyorum ve acıyı hissediyorum. Beni buraya getirdiler anladım. Peki ama geri nasıl döneceğim? Burası gerçek bir alemse evimi nasıl bulacağım? Eğer rüyaysa nasıl uyanacağım? Hızlı hızlı yürümeye başladım. Karşıma bir adam çıktı ama bu adamdan hiç korkmadım. İyi bir varlık olduğunu hissettim. "Nereye?" dedi bana. "Evime gitmek istiyorum ama evimi bulamıyorum," dedim. "Kim getirdi seni buraya?" dedi. "Kim olduklarını bilmiyorum," dedim. "Ver bakalım şu cebindekileri bana," dedi. "Cebimde bir şey yok. Boş ceplerim," dedim. "Versem ver," dedi. "Allah Allah. Cebimde ne var benim?" diye söylenirken elimle yokladım ceplerimi. İki tane ceviz çıktı cebimden. "İşte bunları istiyorum," dedi. O iki cevizi aldı benden. "Bak, sana gideceğin yolu göstereyim. İleride 3 tane merdiven göreceksin. Ortadaki merdivenden çıkman lazım. Ortadaki merdivenin altında da bir kadın göreceksin. Ona söyle, ben diyetimi ödedim, buradan çıkmak istiyorum diye." "Tamam," dedim. Gittim gerçekten. 3 merdiven vardı. Sanki bir masalın içindeyim. Bu merdivenlerin sonu yok. Daha doğrusu sonunu biz göremiyoruz. Şöyle altından bakıyorum. O kadar çok basamak var ki çıkmak imkansız gözüküyor. Kadına söyledim. "Ben diyetimi ödedim," dedim. "Çık o zaman," dedi. "Çıkacağım ama nasıl? Bu merdiven çok yüksek," dedim. "Görüntüye aldanma," dedi. 2-3 basamak çıktım yanılmıyorsam. Sonra yatağımda açtım gözlerimi. O cevizlerle ben nasıl diyet ödedim de kurtuldum bilmiyorum. Zaten bir süre sonra öyle bunalıyorsunuz ki hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz. Sadece bugünler geçsin istiyorsunuz. Bir aylık zamanda bir sürü şey yaşadım. Şunu söylemeyi unuttum. Ama Kur'an odanda değil miydi? Niye bunları yaşadın diye sorarsanız, Kur'an'ı
odamdan çıkarmak zorunda kaldım. Evet, geceleri bir şey olmuyordu Kur'an varken ama nefes alamıyordum. Birileri boynumu öldürmek istercesine sıkıyordu. O yüzden çıkarmıştım. Sonra gördüğüm başka bir rüyayı anlatayım. Bir gece ismimin söylenmesiyle uyandım. Fısıldayarak adımı söylüyor biri. Gözlerimi açtım. Odamda biri yoktu. Odamdan çıkıp sese bakmak istedim. Odamdan çıktığım anda kolumdan biri hızlıca çekti. Yine sürüklenmeye başladım. Midemin bulantısı hala aklımda. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Bir daha buradan çıkmayacaksın. Hep burada kalacaksın dediler. Ormanlık bir alanda bir ev var. Evin önünde bir kadın var. Süpürgeyle oraları süpürüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Olması gereken nedir? Evin önünü pisliklerden arındırması. Ama bu tam tersi. Nerede pislik varsa evin önüne süpürüyor. Yığılmış kum, çöp, evin önü leş gibi. Bana baktı görünce. Bu mu dedi? Bu dediler. Bir anda ellerimde zincir gibi şeylerin olduğunu fark ettim. Bir anda oldu. Sanki köleymişim, esirmişim gibi bileklerim birbirine zincirle bağlıydı. Bu sefer beni ev kısmına değil ahır kısmına soktular. Gerçek hayatta hiç domuz görmedim ben. Filmlerde falan gördüm. Bir de orada. Bulunduğum yerde 3 tane domuz vardı. Benim aklıma yine dua etmek geldi. Duaya başladım. Çatı sallanmaya başladı. Çok şiddetli bir deprem gibi sallandı. Devam ettim okumaya. Daha hızlı sallandı. Gözlerimi kapattım. Görmek istemiyordum çünkü. O kadar gerçek ki her şey. O yıkılan yerin altında kalmaktan korkuyordum. Sonra bir şey hissettim. Bunu da en son Luna Park'tayken hissetmiştim. Çok yükseğe hızla çıkan aletlere binince nasıl içiniz ılık ılık oluyor? Bir boşlukta hissedersiniz kendinizi. İşte öyle hissettim. Bir anda havalandım ya da fırlatıldım ama gözümü açtığımda yatağımda yatıyordum. Çok şükür sonra bir hoca bulduk. Hocaya gittim annemle. Askerdeyken musallat olmuşlar. Hoca öyle dedi. Dişi cin aşık olmuş bana. Dua okuyarak kurtulmuşum. Yoksa o dumanlı evde nikahımız olacakmış bizim. Benden ceviz alan adamı sorduğumda da şöyle bir açıklama yaptı. Biraz felsefe yapıyor gibi geldi ama o adam benim okuduğum dualarmış. Dua nasıl insan şekline girer? Dua her şekle girer. Yeri gelir uçurumdan düşecekken elbisenin takıldığı ağaç dalı olur. Yeri gelir sana yol gösteren bir insan olur dedi. Ardından bana muska yazdı. Birini odana koy, birini üstünde taş dedi. Tamamen kurtuldun mu derseniz, hayır, yine kabuslar görüyorum. Ama bana yaklaşamıyorlar. Aramızda görünmeyen bir duvar var sanki. O duvarı aşamıyorlar. Yalnız kaç yıl oldu, hala vazgeçmediler. Yaklaşamıyorlar ama peste etmiyorlar. Bu kötü hissettiriyor. Allah korusun, bir gün muskam kaybolsa, bir şey olsa biterim herhalde. Aramızdaki duvarlar yıkılır. En ufak yanlışımı kolluyorlar. Korkmuyorum desem yalan olur. Ne zamana kadar sürecek bilmiyorum. Beni bu dertten kökten kurtaracak biri çıkmadı karşıma. Allah benim durumumda olan herkesin yardımcısı olsun. Dinleyene masal gibi gelir. Yaşamak çok zor. İnşallah bir gün ben de tamamen kurtulurum. Hepiniz Allah'a emanet olun.